Necm suresinin 7. ve 8. ayeti kerimelerinde Sümmedana fetedalla ve kâne kâbe kâvseyn evedna ayeti bize Miraç ayeti olarak karşımıza çıkıyor. Sümmedana ne demektir? Sümmedana biliyorsunuz Miraç artık Cenab-ı Hakk'ın vadisine girdikten sonra kişinin kendi asliyesinin mertebelerde o boyutlardaki olan idrakına ibarettir. İkinci bir varlığınız var ise bu demde sizin vuslatınız olmaz. İşte ikilikteki olan insanlar namaz kılıyorlar. Maalesef Rabbileri görüşemiyorlar. Kendi varlıklarıyla kendileri namaz kılıyorlarsa o kişiler ikilikten kurtulamadığı için namaz onlarda ağırlık veriyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ahzab suresinin 56. ayeti kerimesinde lekat inna Allahi ve melaketehi yusallun alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri Muhammed'e bak namaz kılıyorlar. Selat selam ediyorlar. Veyahut da tecelli ediyorlar. Senin gibi bir Muhammed'e, benim gibi bir Muhammed'e Cenab-ı Allah ne yapıyor? Zatından kuvveleriyle yani melekleriyle sende tecellisini gösteriyor. Ey iman edenler! Siz de kendi Muhammediliğinizde o Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini açığa çıkarın. Ben sizin gibi bir Muhammed'i yarattım ki sizin masarınızdan kendi tecellimi görmek istiyorum. Diyor. Bak kul namaz kılmıyor aslında. Kul namaz kılmış olsa biz hoş iki rekat namazın birisini tevhidde tahsil olduğu için öyle o. Birincisi fena fillah kendi varlığımızla efalimizin, sıfatımızın, zatımızı ifna ediyoruz. Kıyam, ruku, secde. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın varıyla var olduktan sonra da fiilimizin tecellisini, sıfatımızın tecellisini ve zatımızın tecellisini de seyrediyoruz. Seyreden o diyoruz. Ama bu tahsilde böyle. Yoksa namazın aslı bir rekattır, iki değil. Ama biz zıtlar aleminde olduğumuz için iki olarak tabir ediyoruz. Doğrudur. Çünkü bir olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselam Miraç çıktı. Gelmeseydi bize kim öğretecekti onu? Demek ki ümmetin arasına geldi de bize söyledi. Biz de Miraç'a çıkışımız bizim fenafillahladır. Sonra o Miraç'ın tecellilerini bizim kendi vücud ülkemizde veya ümmetimizin arasında zevk etmemiz ise Cenab-ı Hakk'ın Muhammed masarıyla bizlere tebligatıdır. O bakımdan kişi sümmedena dediği zaman bir kere noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbinin halinin vahdet zevkinin zevklenmesi lazımdır. Makamı cem. Çünkü fena fillah olmayan bir kişi cem zevkili zevkler olmaz. Hak zahir gördüğü zaman, her varlıkta enel hak sözünü duyduğu zaman ancak bu budur. Yoksa ilimle makamları saysanız o ilmin bir miracı olur. Sümmedana demek ki çokluğun birliğiymiş. Vahdet. Çokluğun birliğine vahdet yani, denir. Sümmedana dediğiniz zaman vahdet olarak aldık. Tabii. Sümmedana, çokluğun birliği, noksan sıfatlardan münezzeh demek. Yani vahdette noksan sıfat yoktur ya, sıfatlar yoktur zaten. Onun için sümmedana, fetedalla, ruh yönünün sarktığı, tenezzül ettiği, yani ruhun sıfatlarına zuhuru. Sümmedana, fetedalla, sarktı, tenezzül etti. Nereye tenezzül etti? Gözünden görmesine, kulağından duymasına, dilinden konuşmasına tecelli etti. Sıfatlar alemine tecelli etti veyahut da zat yönüyle. Anlaşıldı mı? Ve tedalla. Ve kâne kâbe kâvseyin. İki kavsın birleştiği nokta. Birisi cem, birisi hazret. Birisi tenzih, birisi teşbih. Tevhid oldu. Kâbe kâvseyin, kâvseyin mertebesi insanlardaki insanı kâmilin bulunduğu kalp mertebesidir. Kalp mertebesinde kişi ne yaptı? Kâbe Kâvseyn'de birleşti. Neyi birleştirdi?
hem siretini hem suretini birleştirdi. Cemle Hazreti Cem'i. Tenzih veya teşbih birleştirdi. Bu namazdaki olan, dikkat ederseniz zatının sıfattan tecellisi, sıfatın da fiillerle seyri geldi. He. Ondan sonra dedi, ve kâne kâbe kâvseyn evednâ. Artık ikiliği olmayan bir birlik. Nedir o ya? Benim zatım vardı, tamam. O sıfatlarından tecelli ediyordu. Onu zevk ettim, onunla görüştüm. Namaz kıldım, görüştüm. Görüşmek, yani ben kendimden tecellileri seyrettim. Evet na nedir ya? Ahadiyet. Yani senin tümün. Demek ki evvela kendinde ne yapıyorsun? Zatının sıfattan, sıfatın da fiilleriyle açığa çıkının bir idrakı, kıyam, ruku, secde diyoruz ona biz. Ondan sonra artık evet na. İkiliği olmayan bir birlik. Ehad. Vahid çokluğun birliğine denir. Ehad ikiliği olmayan bir birliğe denir. Onun için Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir deriz. Yani ehadlıktan kasıt burada sendeki olan Muhammedili, kemalat Muhammedili'nin tümüyle. Zevki. Bu şekilde Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu miracı yaptı. Benim ümmetimin de miracı namazdır dedi. Biz de bunu gücümüzün yettiği nispetle namazla bu ayetin doğrultusunda miraç yapıyoruz. Bu şekilde anlattınız, tamam. Peki ilahilerde bunu belirttiğiniz zaman biz kısaca nasıl anlayacağız? Yani bir ilahinin mısrasını sadece sümmeden aldı. İşte şu şöyle diyorsunuz. Tetedella'da bu, Kâbe Kâsî'nde bu, Evetna'da şöyle diye. Kısaca sadece tek kelime olarak geçiriyoruz. O zaman tek kelime olarak hani biz onu ilahi açıklamak istediğimiz zaman ilahilerimiz size geliyor. Biz de açıklama yapıyoruz sohbetler sırasında. Evet. Ha, o sırada mesela diyelim ki Sümmedena'da vahdet olarak açıklayacağım ben diyoruz. Vahdet de işte şunu anlatmak istemiş. Petetella'da o mertebelerin zaten görüntülerini bilen bir kişi zaten oraları sayfa sayfa açıklar. Anladım. Onda bir şey yok ki. Hazreti Cem'den mi bahsedeceğiz orada? O şekilde mi? Ben Hazreti Cem'den... Fethedella derken ne anlayacağım? Fethedella dediniz, Sümmedena Fethedella dediğimi Hazreti Cem'i tabii tarif edeceğiz. Ha, onu tarif edeceğiz. Yani, Sümmedena Cem diyeceksin. Fethedella dediğince Hazret mertebesi diyeceksin. Ve Kâne Kâbesi dediğin zaman kalp mertebesi olan Cem'ül Cem diyeceksin. Evvedna deyince ahadiyet diyeceksin. Yani Cenab-ı Hakk'ın mülkü dikkat ederseniz. Fena mertebeleri değil. Zaten Sümmedena'nın içerisinde fena'nın yokluğu var. Evet. Yok olmazsa zaten onu Sümmedena yapamazsın. Noksan sıfatlardan münezzeh olan tecelliyi zevk edemezsin. Yani Miraç nerede oluyormuş? Cenab-ı Hakk'ın bu mertebelerdeki, beka mertebelerindeki zevkinde oluyormuş. Aradık var bu. Var mı anlaşılmayan tarafı? Sadakallahu aleyhi ve sellem.